teknoloji insanlığa birçok olumlu katkı sağladı. Fakat bir o kadar da olumsuzluğu beraberinde getirdi. Günümüz teknolojisi eski değerleri, gelenekleri unutmamızı hızlandırdı. Yok olma sürecine giren en eski geleneklerimizden birisi de delbek. Delbek, ağaçtan yapılma, yuvarlak kasnak ve kasnağın bir yüzüne çivilerle sabitlenmiş, deriden oluşan zilsiz tef görünümünde vurmalı bir çalgı. Bizim delbek kültürünün tarihine baktığımızda şamanizmde eskiden büyü bozmak, nazar çıkarmak için kullanılan dinsel bir araç olan delbek ile paralellik gösteriyor. ...1960'lara kadar müzik aletinden ziyade kutsal bir araç olarak algılanan delbek, tören ve hatta bir ayin havasında gerçekleştirilen bazı uygulamalara eşlik etmiştir. Delbekçi kadınlar özellikle 1960'lardan önceki düğünlerde cuma akşamından başlayıp pazartesi gününe kadar delbek çalmışlardır. Kadınlar ve erkeklerin birbirlerini görmeyecek şekilde oturup eğlendikleri, henüz orkestranın olmadığı düğünlerde 3 gün boyunca müzikal program yapmak delbekçi kadınların göreviydi. Gelin almada ortamın şenlendirilmesinde ve tüm eğlenceden onlar sorumluydu. ...1960'ların başında radyo ve televizyon yaygınlaştı. Kadın erkek birlikte yapılan düğünlerde belli bir süre davul ile zurnaya eşlik eden delbek yerini orkestraya bıraktı. Delbekçilik, Fethiye Günlükbaşı, Yeni Mahallede ikamet eden ve ismi sayılabilecek kadar az sayıda kalan kadınlar tarafından sürdürülüyor. Geleneğin yaşatılması adına televizyonlarda, sosyal medyada delbekçi kadınlar çeşitli programlar düzenliyor. Yine festivallere, Türk gecelerine, şenliklere davet edilen delbekçiler sanatlarını icra ediyor. Bir de geçmişi özleyenler hala düğünlerine delbekçileri çağırıyor. Delbekçileri sadece kadınlar olarak da düşünmeyin. Zaman zaman bu kültürü erkekler de yaşatmaya çalışıyor. Oh,
Delbek ve delbekçi deyince akla gelen tek yer artık günlük başlık altı. Bu kültürü yaşatmak, desteklemek yine hepimizin görevi.